Vücuttaki altının aktive edilmesi gibi bir şey mi acaba diye bir şeyim oldu yani benim. Çünkü alemde ne varsa burada o var. Şimdi ben mesela şu anda iyi hissetmiyorsam bir dengenin bozulduğundan dolayı bir denge lazım demek ki. Yani bir şeyi fark etmem gerekiyor vücutla da alakalı. Şimdi mesela ben şunu merak ediyorum şu anda. Bak benim bilmediğim, bak bunu bilin, çok şey var. Herkes kendi bir sürü alanların olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Allah'ın olduğuna emin miyim? Eminim. Muhammed zevki var mı? Var. Fakat yani her gün yeniden başlıyorum. Ben de öyle. Yani her gün yani yepyeni. Bakalım bu nasıl olacak diye. Çünkü bilinmeyen o kadar çok şey var ki benim açımdan da öyle en azından. Dün çünkü dinlediğim mesela ben gerçekten bu sene Allah nasip ederse Türkiye'de söyledikleri, onların söyledikleri o bu mesela Tarsus'a da gitmek istiyorum. Manisa kazısını bir bakmak istiyorum. Manisa. Ama Manisa Spil Dağı ile ilgili benim gördüğüm şeyi ben biliyorum. Ona emin miyim? Eminim. Allah bilir nasıl olur. Bilmiyorum orasını. Ama burada şöyle bir şey söylediler. 7 kilise var orada. Yani 7 kilise nedir? 7 şakra mıdır nedir? Bilmiyorum. Ezber iş sevmiyorum orada. Fakat hoşuma giden ikinci laf Hristiyanların söylediği İsa ile Muhammed'in İsa'sı aynı değil. Değil. Onlar bir tanrıdan bahsediyorlar. Muhammed bir kuldan bahsediyor. Onlar bir tanrıdan bahsediyorlar. Muhammed ondan bahsetmiyor. Muhammed bütün peygamberleri kendisi dahi bir kul olmasından bahsediyor. Yani Muhammed başka bir şey söylüyor. Ve Yani. senin tanrılığından vazgeç, Allah'a dön veyahut da o zevki yaşa veyahut da zihninde indinde bunu oluştur, bilmem ne bir şey söylüyor Muhammed yani. Çok farklı bir şey Çok söylüyor. farklı. O yüzden Mescid-i Aksa'dan harama dönüyor. Yani bütün peygamberlerin olduğu yerden çıkıyor. Bütün peygamberler Kudüs değil mi? Evet, oradan. Ama Evet. Muhammed öyle yapmıyor. Evet. Mescid-i Aksa'dan harama dönmesi Tanrı'yı bitiriyor. Bak Tanrılık Evet. müessesesini bitiriyor. Muhammed. Evet. Şimdiki Hristiyanlar Bitiriyor. İsa'yı dışarıda bir ilah olarak Dışarıda ilah olarak görüyorlar. görüyorlar ve ona habire tapınıyorlar, dua Evet, ediyorlar, bak Lucifer istiyorlar. filmi bitti. Beşinci dönem, altıncıyı yapmamışlar. Çünkü sonunda Tanrı gözüktü. Bir insan olarak. Ve zenci. Yani böyle mi yaptınız? Ama Muhammed öyle yapmıyor. Ne suret gösteriyor, ne Tanrı gösteriyor. Çok Ya. enteresan yani. Evet, kendi suretini tamamen hiç istemiyor Hayır, ki hiç kendi insanlar ilah suretini de yapmasın. istemiyor. Yani bunların tamamen mana olduğunu ve sende olduğunu söylüyor. Tamamen. Dışarıda görebileceğin hiçbir suret buna tekabül etmez diyor. Tabii ki Çok. mecbur çünkü yani Muhammed bunu yapıyor zaten yani. Dışarıda bir tanrıya inanıyorsan bu olmayacak. Bu böyle. Lucifer filmini işte bütün o melekler şunlar bunlar yani ilk defa şeyi gördüm yani niye Aksa'dan harama dönmüş yani. Yani hepsini bilinç seviyesine taşımış. Hepsi bir bilinçtir sendedir. Bilinç Ve bu ve şu kimsenin kimseye bir üstünlüğü olamaz. Olamaz. Mümkün değil. Şimdi neyse bu Anunnakiler falan merak ettim yani bunlar böyle bir şeylerden bahsediyorlar. Ben bilmiyorum oraları. Benim habire mesela
bir şeyi merak ettiğim zaman çok da tuhaf bir şey yani. Benim bünyem böyle demek ki. Ben mesela bu ciltle ilgili bir şeye yöneldiğim zaman böyle dedim ya, bunu yaptım, bir sebebi var mutlaka, orasında hiç şüphem yok. Ama tamam dedim, ciltle ilgili soruyorum o zaman. Bana mesela çok tuhaf bir şey geldi, bamya. Bamyayı kaynat, milletin yüzüne sür falan gibi. Ne falan oldum yani. Ne bamyası ya, bamyayla ne alakam var? Mesela böyle bir şeye yöneldiğim zaman, bu bamya kısmı. Çok mesela dün akşam çok bu ekstremde bir şeyi fark ettiğim zaman, tam da bu ekstremde de başka bir şey. O zaman bu vücut kayıtlarında, vücutta bunlar varsa ve gerçekten mesela bir Fatiha'yı aktive ediyor. Ben yine konuşmaya başladım ya. Yani Fatiha mesela aktivasyonu, doğru, bu bir yazılım. İşte şey aktivasyonu, ihlas, bu bir yazılım. Ama bunun dahası var. Şimdi gerçekten insan yani buraya konmuş olan ve bizim fark etmediğimiz. Neden fark etmiyoruz? Döngülerden dolayı fark etmiyoruz. Ama döngüler bizi cehenneme götürüyor. Doğru. Yani mesela benim şu anda bahsetmeyeceğim. Yani bir kişiyle olan bir döngüm var ki çok yoğun, çok şey, çok bağlayıcı ve gerçekten bugün deme şey koydum. Hani zihindeki döngülerden çıkmanın bir güzel yöntemi bu da aynı zamanda. Yani biz hak gör diyoruz. Bu da döngüden çıkma şeyini gösteriyor. Doğru. Bir sürü yöntemler var. Ben bunu beğendiğim için koydum. Tam o noktada başka bir şey gördüm. Şimdi çok ağlamam da geliyor yani, yapacak bir şey yok. Ben en iyisi bunu içeyim. Bunda emin olduğum zaman söyleyeceğim. Bunun için biraz böyle işte bu gitgelleri yaşamaya izin vermem lazım vücudumda. Gerçekten. Yani böyle ezber hiçbir şey yok, emin olun. Yani ezber hiç değil. Bak şu anda canımsınız, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Yani o ezberle olmaz yani, gerçekten olmaz yani. Bu çok samimi olmakla ilgili bir durum. Yani şimdi Allah ya Gaffar ismiyle hepsini birden örtüyor ama gerçekten yüzleşmeden çıkamıyorsun. Yani ve Allah çok latif, senin o kıvama getirmeden de yüzleştirmiyor. Yani bu buradan çıkar kıvama getirmeden yani. Çok güzel bir laf söyledim şu anda. Yani şimdi bunu yapar artık dediği anda önüne getiriyor yani. Ve bunlar zihnin girdapları, doğru, zihinde. Yani gönlün temizlenmesi, zihnin temizlenmesi ve ikisinin birlikte çalışabiliyor olması insanı kamil olduruyor. Allah nasip etsin hepimize, o başka. Zaman zaman bunu çok yoğun yaşıyoruz. Zaman zaman girdaplara düşüyoruz. Ve o girdaplardan gerçekten çıkabilme noktan geldiği vakit orası önüne geliyor. Gerçekten bütün zorluğuyla, çetinliğiyle, pis gibi görüntüsüyle, her türlü haliyle. Şimdi ben yine bilmiyorum. şuraya bir bakayım. Bilinçaltı kalıplarını kırmak böyle bir şey. Ama ilk önce bütün bu kalıpları kırmadan önce
bu alanın yani senin safe olarak var olacağın bir alanı şahit olman iyi oluyor. Ve bütün bilinçaltı kalıpları ise aslında Allah ismine ait. Ve buna gerçekten emin olarak yaşayabiliyor, onunla alakalı bir durum var. Bakalım hak ne gösterecek. Şimdi düşmüş melekler diyor. Şimdi düşmüş melek denince bana şu geliyor yani. Şöyle bir şey. Bütün melekeler, meleki sistem sende var. Var mı? Var. Var. Alemde ne varsa sende var. Var. Düşmüş olmaları bağlantıları kesik gibi duruyor. Yani Evet. düşmüş melek, yani Tabii. potansiyel. Demin sen nasıl Evet. dedin? Bak senin böbreğinin burasında bilmem, orası bir melek. Meleke. Orayı harekete geçirdin. Doğru mu? Evet. Eyvallah. Canım. Eyvallah. Ama bunu fark ettin. Yapabildiğin zaman da şahane bir şey. Bir şekilde o bağlantı kesiliyor. Çünkü bunları doğru fark edip doğru kullanmadığımız durumlar olmuştur mutlaka. Böyle de bir şey var. Bu zamanda hepsi açılıyor. Ve ben bak, ben mürşit falan değilim bak gerçekten. Çünkü mürşitlik sisteminde benim çok sevmediğim bir şey var. Ve ben bununla ilgili çok mücadelede verdim. Çok güzel bir şey var. Doğru, birlik beraberlik şahane. Güzel olmuyor mu? Evet. Oluyor. Ama ben sizin beyninizde o türlü hükmetmeyeceğim. Bu mürşitlik sisteminde bu var. Yani senin bütün olayını alıyor, sana öyle veriyor. Ben bunu sevmiyorum. Yapmadım da. İyi ki de Yapmadım. yapmıyorsun. Yok. Çünkü çok kıymetli olduğunu Aynen. düşünüyorum beyninizin ve bu zaman o zaman değil. Yani o zaman bitti. Aynen. O sistem bitti, o yazılım bitti. O yazılımdan şimdi herkes kendi, şimdi burada şöyle bir şey var. Herkes kendi buna yapıyor olacak, fark ediyor olacak derken, yani bu sistemdeki güzelliği de yaşamayacak manasına gelmiyor. Yaşıyoruz zaten. Yaşıyoruz. Birlik beraberken siz kendi aklınızdaki olan biten yerine buraya rağbet etmiyor musunuz? Edin. Ediyorsunuz. İşte bu kadar yeterli bu. Yeterli. Hiç daha fazlasına gerek yok. Ama bu birlik beraberliği sağlıyor mu? Sağlıyor. Evet. Bir noktada her gittiğimiz seyahatte veya bir şeyde herkes kendi kafasına göre hareket etmiyor. Evet. Doğru mu? Evet, birlikte hareket ediyor. Bu başka bir oluşuma sebebiyet veriyor mu? Evet. Veriyor. Evet. Verir. Bunun için zaten var bu. Evet. Ama bu noktada da gerçekten yani ben hep kendimde de bunu gördüm. İyi ki öyle yapmışım. İyi ki öyle değil. İyi. Yani Cem makamı denilen yerde ben sen sen ben oluruz. Orası İsevi bir makamdır zaten. Benden başka bir şey kalmaz, sen de kalmazsın ama yani senin hiçlik yaşadığın bir yer olur. Aslında İsa makamı budur. İsa budur yani. Yani sen o kadar seversin ki beni, rengini. Sevdiğin için hiçbir şeyi ayrı yapmak istemezsin. Ve kendi şuradaki benliğini bana bırakırsın. Bıraktığın anda zaten ben bir şey düşünürüm, sen yaparsın. Sen bir şey düşünürsün, ben yaparım. Bak, Cem makamı da budur. Yani sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm dediği yerdir. Yani Ali Muhammed'den görünür, Muhammed de Ali'den görünür. Sistemin özü bu. Ha, bunu yaşayabiliriz. Eğer isterseniz. Yaşıyoruz da zaten zaman zaman. Ve bu gerçek
Bu burada doğru olan bir mana var. Olmaz olur mu? Var. Nasıl bir mana var? Sistemin bütünlüğü var. Bütünlüğünü görmek var. Yani Cebrail ile Cebrail aklı, yani bu ben ayrı değilim değilsem bununla da beraberim zaten. O da bana söyler. Yani bunu her an her yerden de yapmak var. Mesela şimdi Seher Hanım aradı beni. Aa, Seher Hanım demek ki Ümmü Sinan bana güzel bir şekilde geldi oldu şu anda. Ve Ümmü Sinan bana dedi ki seni duyuyorum, görüyorum. Bunu fark etmek var. Okey? Sistemde, yani sistemi tanımak var. Şimdi fakat bu bir o kadar da sonradan senin kendine döndüğün zaman dönmek ister misin, istemez misin, ne yapmak istersin, yani burada bir sıkıntı var. Çünkü bu o kadar güzel ki. Ama yani ben mesela hep şey demiştim, ben efendim de güzelim. Kendi kendime kaldığım zaman öyle güzel değilim. Yani ben bunu böyle yaşamıyorum ama ben onda güzelim. O bana öyle baktığı için ben çok güzelim. Çok güzel oluyorum zaten. Çok da iyi hissediyorum. Ama o bağlantıyı kestiğim anda kendimle kaldığım zaman bir sürü problem var. Bir sürü başka şey var ve bundan çıkılması hiç kolay değil yani. Gibi. Çünkü bir noktada, çünkü bu şimdi bu sistem doğru bir sistem. Tam da ters bir şey söylüyorum şu anda. Doğru bir sistem. Tabii şimdi bu sistemi böyle algılamaya başladığın vakit, öyle diyeyim. Çünkü ben sensin, sen benim. Yani sen benden ayrı değilsin, ben senden ayrı zaten olamıyorum. Yani şu anda kuantum fiziği bunu söylüyor mu? Söylüyor. Zaten öyle söylüyor. Yani problem ne o zaman? Problem benim zihnim. Yani bu sistem böyle. Yani Hazreti İsa da bunu anlatan bir peygamber. Ve ulul azim, yani hiç tanrı marrıyı anlatan değil, Cem makamını söyleyen bir peygamber, Cem makamının sahibi ve Cem makamı ise Ali makamıdır aynı zamanda. Yani Hazreti Muhammed'le ilgili Ali makamıdır. Ve o makamda ise bütün alem bir bütün olarak var. İsim olarak değil. Yani mesela Ali'de bu şöyle olmuştur. Muhammed ismi de giremez oraya. Giremez. İsimle bir varlık haliyle, yani ayrı bir varlık haliyle giremez. Ben senim der, girer meclise, kırklar meclisine. Doğru mu? Sen kimsin? Ben senim der. Ama bunu yaşar. Bunu yaşamaya Cem makamı denir zaten. Bu da bir mürşitle yaşanır. Doğru. Ve bir mürşitle yaşandığı vakit nice başlar kesilir. Yani ben şöyleyim, ben böyleyim de yaşanmaz orası. Ben seninle yaşanır. Doğru mu? Şimdi ben senim, sen bensin. Buna emin olunur yani. Çünkü o zaman bütün alemde bana gelen, yani hak orada zevk edilir. Niye? Çünkü bütün alemde bana gelen içimdeki der ki, içimdeki der ama. Ben değil, ben demem. İçimdeki der ki, hepsi benden geliyor. Hepsi benden oldu. Buna çok emin olarak söyler içimdeki. Ha. O zaman bütün alem benim aynam olur. Beni ne olacak? Beni gösteren bir şey. Bu tam da Cem idrakında olur. Yani Cem makamında olur. Cem idrakında böyle olur. Ve buna çok emin olursun. Sadece ve senin o öz varlığın bunu sana burada yaşatan olur. Bu senin dışarıdan söylemenle ilgili bir şey değil. Renginin söylemesiyle alakalı hiç değil.
hiç rengin böyle bir şey akıl dahi edemez. Edemez yani. Böyle bir gücü yok. Ama içindekinin buna hem gücü var, hem alanı var, hem farkındalığı var, hem tam da sağ tarafında içteki bir noktadan, enerji noktasının orasından sana der ki bütün alem bu yüzden böyle. Şimdi bunu dediği noktayı fark etmek için bütün bu gitgeller. Peki bunu dedikten sonra başka gidilecek bir yol, bir yer var mı? Var. Var. Bunu diyen noktayı fark ettiğin zaman sen bütün aslında kayıtlarını biliyorum dediklerini, ben şöyleyim, ben böyleyim, anam böyle, atam böyle dediğin şeyleri buraya, buradaki akla, burada bir akıl var çünkü, bırakmış olursun. Olur musun? Olursun. Ve o noktada gerçekten, gerçekten bilmiyorum dersin. Çünkü bilmiyorsun. Çünkü gerçekten biliyor. Gerçekten bilen bir yer var ve gerçekten ben bilmiyorum. Hiçbir fikrim dahi yok yani. Olur. Bu hakikaten olur mu? Olur. Ve seyri sülük yapan, yaşayan yer de orasıdır. Bu İsa'dır. Sendeki İsa'dır. Sendeki İsa'yı tanıyınca her yerdeki, her andaki, her vücuttaki İsa'yı tanır mısın? Tanırsın. Çünkü sendekini tanıdın. Sendekini tanımadan Aleyhül Azam gelse tanır mısın? Tanımaz. Burada anlaştık mı? Okey. Yani bütün yaşanılan tecrübelerin bir manası, yani Hazreti Muhammed bu manaları anlamak içindir bütün yaşadığın tecrübeler. Bu yüzden harama dönüyorum demiş midir? Evet. Bunlar böyle anlatamadılar, kişilere bağladılar, bilmem neye bağladılar, kendilerinde bulamadılar, göremediler demiş midir? Demiştir. Ve bu kayıtların her şeye rağmen, yani bütün yaşadığın sıkıntı, olumsuz, girdap, her ne varsa, bana olmuyor hayatta bu filan. Çünkü olmamasının bir güzelliği var, olmasının bir güzelliği var. Ama zihni yönetmenin de bir başka, bu noktadan sonra zihni yönetmek geliyor. Bu noktaya kadar değil. Yok. Çünkü burası sendeki eşsiz bir yeri fark etmen için eşsiz bir durum. Hiç anlatılanlar gibi değil. Eşsiz. Yani kıyasla bulunamayacak bir şey bu. Bu da senin gönlündeki İsa'yı bulman. Gönlünü bulman, yani hayatı bulman, bu eşsiz bir şey. Okey? Şimdi bu noktadan sonra daha ne olacak derken Muhammed daha olacak diyor. Yani aynen öyle. Halkın içine, yani halkın oluşması başlıyor. Halk. Şimdi halkın oluşması demek, ben mesela bunu Türkiye'nin padişahlıktan cumhuriyete geçişini de böyle görüyorum. Çünkü padişahlık dönemi Türkiye'nin fena makamları veya hak zahir, halk batın. Yani
Hak C makamı da var bunun içinde. Ama Cumhuriyet zuhur etti mi? Diyor ki hak zahir, hak batın. Artık bunu yapabilirsin. Bütün alemde yapabilirsin. Bir fert olabilirsin. Ve bu fertliği zuhur ettirebilirsin. Bunu çok güzel bir şekilde yapabilirsin. Var bence orada. Yok, ben bu bünyedeki şimdi söyledikleri bir şey var. İlgimi çekti çünkü. Demir sisteminin demiri. Mesela şey öyle değil miydi? Kur'an-ı Kerim'de. Yecüc mecüc eritiyorlardı. Bakırı, demiri eritiyorlardı. Karıştırıyordu. Zülkarneyn. Zülkarneyn. Evet. Nasıl yani? Ağlayacağım şimdi. Ve Türk ırkı bu demek, biliyor musun? Türk. Türk yani çok enteresan da bir laf ettiler. Papalık çok aptal bir sistem yani. Çok Hristiyanlar hala böyle bir şeye nasıl izin veriyorlar yani. Ne münasebet yani. Sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Kimin üstündesin? Neyse. Zülkarneyn yani Vikinglerin Türk olduğunu söylediler. Yani bu iki. Şey. Evet. Ve Türk olmanın Atatürk'ün yani çok tabii söylem var bu Türk olan, adam olmakla alakalı. Tabii adam erkek değil. Değil. Yani muazzam bir adamlıkla ilgili bir şey Türk. Hatta onu da açayım. Biz ne zaman yürüyeceğiz ya? Yürüyoruz. Ha? Ha? Yürüyoruz. Yürüyoruz. Bu arada Hasan da yazmış. İçimde bilen biri var, ben bilmiyorum. İçimde bir aşk var, ben duymuyorum. İçimde bir his var, ben değilim. Senin dersin var değil mi Hasan'cığım? Olmazsa yarın görüşürüz. Veyahut da kaçta bitiyor dersin? İstiyorsa gelsin. Kaçta bitiyor? Şimdilik bak. Ay. Bak şimdi. Benden işi olmuyor işte. Bak benden onu diyorsun, buraya gidiyorsun. Buraya diyorsun, başka bir şey oluyor. En güzeli oluyor sana. Valla böyle. En güzeli. Buna razı olan gelsin yanıma. Böyle efendim, böyle kalıplı bir şey bekleyen varsa bu benden yok kardeşim. Yani yok. Ben öyle bir şey değilim. Zaten o da değilim yani. Sonsuz muhabbet. En güzeli vallahi. Valla kusura bakma. Çünkü gerçek bir bilinmezlik ve şey içinde hareket ediyorum. Böyle yaşıyorum çünkü. Çünkü tam bir tarafa dönüldüğü vakit kalabilirim de orada. Onu da bilmiyorum yani. Benden belirsizliğe razı olan yürümesi gerekiyor. Yani böyle işte biliyor musun renginde böyle bilmem. Hayret bir şey. Sinan'ın gülüşüne bayıldım şu anda. Bilmiyorum diye. Yani. Ama yani böyle. Yani gerçekten emin olamazsın. Çünkü benden ne ile karşılaşacağına emin olamazsın. Çünkü ben kendimi hayretle izliyorum. Yani ben kendimi yakalayamıyorum ki. Ulan diyorum şimdi böyleyken birdenbire mesela tam ters bir şeyle yüz yüze geliyorum. Fakat tek bir şey biliyorum. Bak hepsinden ilgili. Hepsi Allah'la ve çok güzel. Ama sıkıntılı olabiliyor, girdap olabiliyor. Bunun bir yöntemi oluyor veya olmuyor. Bir tek bunun zikirde hatırlanması önemli. Ama bütün öğrenilmiş sistemler out. Out. Ama namaz kılın, namaz güzel oluyor. Yani ne yapayım yani? Yardım ediyor ya. Şimdi şuraya bakıyorduk değil mi?
Bilecik'te bir şey var ve şunu ben anladım bu dinlediklerimden. Türkiye'nin Bilecik'te, Manisa'da, Tarsus'ta olan her bütün şeyler izliyorlar dünyada ve kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar. Şimdi benim bir bakmam lazım oralara. Mineralleri mi? Evet. Şey, bor mineralleri. Ha? Neyi kaçırıyorum? Dışarıya. Şey, madenleri mi? Maden, bir şey. Yani bütün taşlar kayıt tutuyor, doğru mu? Evet, tutuyor. Kristaller kayıt tutuyor mu? Bilmiyorum. Tutuyordur herhalde, bilmiyorum. Ama taşlar tutuyor, onu peki, bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Bizde nerede kristal taş var? Kulakta. Kulakta var. Başka? Böbrekte. Ha? Böbrekte de var. Var mı? Aa, taşlar, şeyler böbrekte. Başka? Var çünkü. Bu vücutta. Şuralarda da olabilir. Bana şimdi öyle bir geldi. Boğazda bir geldi. Beyinde var. Beyinde bir yerde. De vardır. Bakalım yani, göreceğiz. Ama bilmiyoruz değil mi? Bilmiyoruz. Şimdi zihin programlama diyorlar mı? Evet. Diyorlar. Peki bir şeyi programlarken, bak zahirden bahsediyorum. O orada şeyler var mı? Belli taşlar, kristaller, program yüklediğin, ettiğin. Tabii sonuçta bir demir, manyetik alan var. Mesela mıknatıs. Manyetik alan var. Bak manyetik alan bizde var. Şimdi şeyi düşün. İlk bilgisayarlar plak gibiydi. Ve onlar demir tozlarının dizilimine göre program yazıyorsun. Demir tozlarını demire yapıyordun herhalde ve sonra o okunuyordu. Ve değiştirmede onların izini değiştirdiğinde başka bir şeye dönüşüyor. Yani demir tozuyla ilk plak o demir. Gözde var. Göz yaşında. Göz yaşında var. Göz kristaller. Yaşında. Başka? Aa, doğru. O zaman idrarda tükrük, da olur. Üre. Tükrükte. İdrar. İdrarda var bence. Mide taşı, idrar, safra kesesi, pankreas. Taş dolu her yerimiz. Evet. Ben daha önemli bir yerde olduğumu düşünüyorum. Bunu görünce söyleyeceğim. Pankreas, safra. Şurada da olabilir. Çünkü bakacağız. Olabilir mi, olmaz. Tuz. Dilin altı, tükürük bezi. Şimdi bu taşlar varsa, bu taşlar programlanabilir şeyler o zaman, öyle değil mi? Evet. Okey. O zaman doğru programlamak gerekiyor. Doğru mu? Doğru sözü söylemek, evet. Doğru bir şekilde ve kendi daha önce programlanmış olduğu girdabından çıkarmak gerekiyor. Doğru mu? Evet. Okey. Anlaştık burada. Okey. O zaman bu hani programlama, zihni programlama şeyi, yani beyin de önemli bir şey. Yani benim oraya bakmam lazım. Yani bir şey gördüm çünkü bununla ilgili. Bunu size söyleyebilmem için daha net olması gerekiyor. Çünkü bu vücudu çözmüş değiliz. Niye doğru dürüst programlamayalım ki bu vücudu yani? Bunu kapatayım mı? Açacak mısın? Şimdi açacağım. Şimdi ne diyorduk? Kristallerden. Kristallerden. Mesela bunu baktım hani demir hani vücutta az olunca olmuyor. Demir, bakar mısın şeyinden? Demir dünyaya nereden geldi? Dışarıdan gelmiş olduğunu söylüyorlar. Evet, öyle bir şey yok. Doğru mu?
O yüzden vücutta bitebiliyor. Vücut kendisi üretemiyor onu, değil mi? Yok. İlla dışarıdan almak zorunda. Mesela bazı şeyleri vücut kendi üretebiliyor. Mesela vücut neyi üretemiyor acaba? Dışarıdan almak zorunda kaldığı şeyler neler? Evet. Şöyle diyorum. Ha? Sen Bilim Blogspot diye bir yerden okuyorum. CERN Bilim Blogspot. Demir, bu dünyanın nüvesi, dünyamızın çekirdeğini oluşturan eriyik madde, demirin bizzat kendisidir. Aa. Dünya ilk oluşurken yer çekimi binlerce kayayı birbirine bağladı ve bunların çoğu demiri ihtiva ediyordu. Kısacası demir uzaydan gelmedi. Dolayısıyla demir dünyada hep vardı. Zira dünyayı oluşturan kayaçlar demirden oluşuyordu ama uzaydaki gök taşlarında da demir vardı. Ve dünyamıza göktaşı büyük düştüğünde demir de gelmiş oluyordu. Dünyaya uzaydan göktaşı ile gelene kadar yeryüzünde demir bile olmadığını iddia etmek saçmadır. Böyle iddia eden var. Dünyanın çekirdeğinde, kabuğunda, neredeyse bütün katmanlarında demir vardır. Bunu sıvı hali gibi cıva olarak düşünebiliriz. Erimiş metal hali gibi. Demir çekirdekten mi çıkıyor? Hem çekirdekten çıkıyor hem de yoğun ve oksitlenmiş halde yer kabuğu içerisinde hapsolmuş durumdadır. Hatta dünyanın oluşmaya başladığı ilk andan itibaren. Volkanlar patladığında demir, nikel, sülfür gibi çekirdekten taşıdıkları maddeleri de dünya yüzeyine saçıyorlar. National Geographic belgeselinde dünyanın oluşumunun anını gayet güzel simüle etmişler. En temel bilgileri tartışmaya gerek bırakmıyor. Ama birileri demir yok diyor. Peki fark etmez. Ha oradan gelmiş ha var. Peki şuna bir şey yapalım. Bak şimdi. Yani şimdi benim anlattığım ve bizde söylenen Cem makamı, Cem idrakı, Allah'ı bilme, kendine de, bu başka bir olay. Yani bir başka sistem eğitim, öyle söyleyeyim. Şu anda bütün medyalarda bunun dışında izlediğin şey başka bir sistem. Şimdi bu sistemlerde şey yok, sıkıntı yok. Fakat şimdi bir dakika. Şimdi şunu... Bununla beraber Lilith bir gün geri dönmeye karar verdiğinde... Şimdi Batı şeyinde bir Havva var anlatımında. İncil'de var mı bilmiyorum Havva. Var mı İncil'de Havva? Eve diye herhalde. Kur'an'da yok. Kur'an'da yok. Yani Kur'an'da, bak Kur'an'da başka bir sistem anlatılıyor. Bunu anlayın yani. Onların anlattığı bir şey anlatılmıyor. O yüzden Kur'an'da... Havva yok, Kur'an'da işte öyle yaratım yok, o yok, bu yok, şu yok. Yani öyle bir şey yok Kur'an'da. Okey? Ama İncil'de Havva var mı? Bir de Lilith diye birinden bahsediyorlar. Adem geçiyor. Adem. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlar diye bir şey yazmış. Yaratılış 2, gök ve yerin. Adem ve karısı olarak mı geçiyor? Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedim. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab, Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini öğrenmek için hepsini Adem'e getirdi. Adem her birine ne ad verdiyse o canlı o adla anıldı. Adem bütün evcil ve yabanıl hayvanlara, gökte uçan kuşlara ad koydu. Ama kendisi yavaş için oku, evet. Ama kendisi için uygun bir yardımcı bulunmadı. Rab, Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kabuk ve kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.
Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o Adam'dan alındı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Şimdi bu çok olası bir şey görünüyor bana. Yani gayet güzel, olası bir şey. Yani Adem'in bir oluşu var. Adem kendisi cinsiyet olarak ayrılmış da değil. Cinsiyete ayrılıyor. Okey? Ve kendinden kendine. Yani bu bizim ademiyet bilincimizde de oluyor. Yani bir anda cinsiyet ayrılıyor ve cinsiyeti ayrıldığı anda o da benden oluyor. Bu güzel bir şey yani. Evet. Sonra kaburga kemiğinden oluyor demek ki. Kaburga kemiği nedir ya? Şuralarda bir şey. Kaburganın en alt ikincisini, yani ikinci kaburga boş kalan kemiklerdir, iki tane. Onlar akciğerin şey yapması için nefes, esneyenlerdir. Şimdi bir kere enteresan kaburga kemiğinden. Şu bölgeden. Yani bu bölgeden. Evet. Şu bölgeden. Sadırdan. Sadırdan. Evet. Böyle bir şeyden. Çok hoş. Mesela bu bana şu anda evet. Güzel geliyor. Bir de akciğerler, nefes mesela. Adem'in gönlünden yani Adem'in gönlünden bir dişil prensibin zuhura gelmesinden bahsediyor. Ve bunun zuhur etmesinden de bahsediyor. Değil mi? Evet. Ve ondan birleştiği zaman kendinden birleşmiş gibi. Ayrı bir şey değil. Evet. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Ne dedi? Neredesin diye seslendi. Neredesin? Adem, bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Biraz yavaş oku. Evet. Bahçede gizlendim. Allah Allah. Şimdi Adem, Rab'la konuşuyor evet. Şimdi ve böyle Rabbi bir şey. Rabbi ile. Evet. Bağlantısıyla. Evet. Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladım. Ağacın meyvesini. Bir dakika. Yanıma koyduğun kadın tamam. Ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim dedi. Mesela Kur'an'da hiç yok bunlar. Ağaç öyle yok. Meyve yok. Kadın yok. Yiyen yani kadın diye böyle bir şey yok. Çok enteresan. Evet. Evet. Tanrı Adem'e karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için. Şimdi bu nedir şimdiki? Kadının sözünü dinledin, meyvesini yeme dediğim ağaçtan. Yani niye yeme diyorsun? Yemen, garanti yemen için. Yani şimdi. Çünkü evet, tersin, çünkü polarite alemi yaratılıyor. Evet. Ben sana yapma desem yapacaksın. Şimdi ben sana desem ki vallahi bu yasak, İlla ki onu yapacaksın. Yani bir şeyi yaptırmanın polarite alemini zuhur ettirmenin yöntemini yasaklamak. Yöntemi yasaklamak. Bak bunu da ilk defa söylüyorum. Yasakladın mı? Garanti. Değil mi? Evet. Toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Toprak. Beden. Beden. Evet. Peki. Yani suçluluk hissetti. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Tabi bu alem yaratılıyor yani evet. Adem karısına Havva adını verdi. Hı. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Şimdiki. Peki. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Şimdi bu şunun gibi bir şey. Yani bu boyutun yaratılmasıyla ilgili bir şeyden bahsediyor. Yani bir dişil yaratıldı. Dişilden erkekle dişil. Ve burada bir çabaya burayı verdik diyor, bıraktık diyor yani. Bu prensibe okey dediğin zaman yani karının sözünü dinlemek nedir? Yani polariteyi seçtiğin zaman, okey dediğin zaman burada bir çaba gerekiyor.
Öyle mi? Evet. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Pardon, ondan önceki cümlede şey diyordu ya, sizi derileriyle kapladım, giysiler. Deriden giysiler yaptım. Deriden giysiler yaptım. Yani orada da şey mi diyor, sıfatları yok yani giysiler yaptım diyor. Tabii yani şimdi burası kolay bir şey değil. Yani bu şuna benziyor yani. Adem bir potansiyeldeydi ve o potansiyelde sıkıldı. Bak çok açık yani. Ve kendi içinden bir zıttı veya dişili ortaya ve onunla beraber hareket ettiği zaman polarite alemi oldu. Polarite alemi esmeri safilin yani. O polarite aleminden tekrar ademliğini bulmak için anası ağladı, babası fenalık geçirdi. Fakat Adem'in istediği şey, ben hem bu polarite aleminde olacağım, her alemde olacağım, her istediğim şekilde olacağım. Yaratılan şey bu. Eventually. Öyle değil mi? Adem Havva seçti çünkü. Yani tabii yani hani Rabbinden istedi. Çünkü gerçekten canı sıkıldı. Sıkılır. Sonra da bu alem ama onu çok sıkıntıya soktu. 40 yıl yani 4 idrak. Evet. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Ölümlü oldu. Yani ölümü seçti. Böylece Rab Tanrı yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Adem bahçesinden çıkardı. Cennetten çıktı. Çünkü demek ki ilk yaratılan yer cennet. Yani cennet gibi bir mekanda düşünüldü, yaratıldı. Sonra cehenneme atıldı. Tam zıt bir şeye atıldı. Doğru mu? Evet. Adem karısı Havva ile yattı. Havva ne yaptı? Yattı. Havva hamile kaldı. Ve Kayin'i doğurdu. Neyi? Kayin. Kayin. Kayin, Kayin ile Habil'i anlatıyor. Habil. Habil'miş. Kayin ile Habil. Kabil ile Habil. Peki. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kayin'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Bir dakika, orayı bir daha oku. İlk önce Kabil'i doğurdu. İlk önce Kayin'i doğurdu. Tanrı Kayin'i öldürdü. Tanrı Kayin'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek... Bir de Habil doğurdu demek ki. Çocuğa Şit adını verdi. Şit. Şimdi Şit ilk peygamber benim bildiğim. Yani peygamberlik adını alan ilk kişi Şit. Adem'in oğlu yani. Kayin ile Habil'den önceki, Şit'ten önceki iki tane oğlu var. Kayin ile Habil, onlar ölüyorlar. Sonra Şit. Şeyde Fususül İkam'da da bu vardı. Kabil ölüyor mu bilmiyorum. Habil'i öldürüyor. Peki. Sonra Adem'den Nuh'a diye yaratılış devam ediyor. Adem soyunun öyküsü, Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde,
kendisine benzer bir oğul oldu. Ona Shit adını verdi. Okey. Shit'in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. Neyse, önemli değil. Yani dişil bir prensip. Adem'in de ilk zuhur etmesi eril bir prensip. Adem veya eril dişil beraber bir şey, anne babasız bir zuhuru var. Sonra dişilin ayrılması var, okey. Ve bu, dişilin onu bütün negatife çekmesi var. Yani bütün bu boyutun oluşması var. Ondan sonra tekrardan bu boyuttan kendi aslına rücu etmesi ve başka bir şeyin zuhur etmesi var. Eminim bunları yaratım yapanlar şeyi akıl etmemişlerdir. Yani bu insan, yani bilinmez bir şey var orada. İnsan ne yapar? Nasıl hareket eder? Nasıl ne olur? Yani yani bu Matrix'i bilerek mi oluşturuyorlar? Bilerek oluşturuyorlarsa da her bir zerreden Allah'ın zuhuru, tezahürü bilinmez bir şey oluyor. Yani mesela ben şeyi çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum bilmiyorum ama ben Upanishad'ları biliyorum. Yani benim bir Upanishad'lığım var kesin. Çünkü hiç ömrümde bu kelimeyi duymadığım zaman, duyduğum anda hah falan oldum. Yani işte bunlar benimkiler gibi. Yani o kadar bir hatırlama şeyin oluyor yani. Ne kadar kapanırsa kapansın bilincin. Mesela İmam Rıza'yı hatırladığım gibi, Harakani'yi hatırladığım gibi, Hacı Bayram'ı hatırladığım gibi. Hatırlıyor bir yerin senin orası. Yani çünkü kayıtlar sende duruyor yine. Evet. Yani mesela İbn Sina'sın demişlerdi bana. Öyle bir deneyimin var. Ben hiç hatırlamıyorum ama bir anda vacibil vücut ve teala diye ayağa kalktım. Yani o kayıt benden açığa çıktı. O zaman aha dedikleri doğruymuş dedim. Çünkü ben orayı çok iyi biliyorum. Yani orayı söyleyen biriyim, yapan biriyim. O benim kayıtlarımda var. Birdenbire kalktım çünkü böyle sabahın köründe. Avazım çıktığı kadar vacibil vücut teala ve tekaddes falan diye. Allah Allah yani. Ne diyorum dedim yani sonra. Gibi yani mesela ben de bir hatırladığım yine danstı. Ben çok dans eden biriydim. Mesela Angelika döndü, aa dedi senin de çok dans etmişsin. Biz, niye etmiyorum ben şimdi, etsem ama işim o değil şimdi yani, o da ayrı mesele. O yüzden burada da şimdi aldığınız kayıtlar kaydoluyor zaten. Ve şimdi yaptığınız kayıt çok çok da önemli. Çok mühim. Kendinizi neyle kayıtlıyorsunuz? Ve bundan sonra nereye doğru gidiyorsunuz? Bunu bilmek de çok mühim bir şey yani. Bu güzel, öyle diyeyim. Bu programlama meselesi, yani senin, yani demin ne anlattım ben? İşte Cem makamını. Cem makamında falan böyle şeyler yok. Senin bu vücudu programlaman da yok. Zaten bu vücut yok. Yoksa programı da yok. Ama Muhammed başlayınca bu vücut devreye giriyor. Devreye girdi mi bunun programlanması var. Ben söylerken öğreniyorum. Efendim hep şey derdi yani. Ya efendim söylüyorum ama kendim de duyuyorum. Hak böyledir derdi. Hak işi böyledir. Şimdi buradaki sıkıntı yani Cem makamına kadar yani İsa zevkinin zuhur ettirene kadar... Senin zaten vücudun yok. Vücut, vücudullah, vücudullah ve vücudullah olduğu için, senin ve benim vücudum aynı olduğu için, aynı. Ayrılamıyoruz ve ayrılamayız yani. Doğru mu? Kuantum fiziği açısından da doğru bir sürü. Ama sonra ayrı... farklılaştığımız zaman, ayrıldığımız zaman değil, yine bir noktadan ayrılamıyoruz ama farklılaştığımız zaman, o zaman bu vücutların programlanması lazım.
bu programlanmanın adı da Muhammed ismi ve şeriat şeye geliyor, zuhura geliyor. O ne demek? Yani sen diyorsun ki ben şu anda Sinan olarak bunu programlıyorum. Bu çok güzel, çok harika, çok bir şey. Bunu yapmıyorum ama. Mesela şu biri geliyor de ki ya boş ver falan. Hayır, öyle yapmıyorum. Bu şeriat, senin şeriatın bu. Okey? Çünkü benim programlıyorum ben bir şeyi. Yani bir kayıt oluşturuyorum. Doğru mu? Doğru. Ben bu kaydı oluştururken senin şeylerine kusura bakma olmaz diyorsun. Biri geliyor diyor ki hadi gel içki içelim. Yok diyorsun, benim kaydım var. Biri geliyor diyor ki bana gel sigara içelim. Yok, şu anda bunu yapmıyorum. Çünkü kayıt yapıyorum. Okey? Yani ve yeni kayıt yaparken yeni oluşumlar, mesela bugün attım ya deme işte bilmem ne kayıt. Ama Cem makamına kadar bu yok. Çünkü Cem makamına kadar sen de yoksun. Ben biraz acele ediyorum. Çünkü hani işte yaşayan yaşayacak. Yaşamayan nasıl isterse öyle. Ama eğer şimdi Hasan'la Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Cem idrakını ve bunları yaşamak istiyorsan, o zaman bunlar yok, sen de yoksun, bir tek ben varım. Oraya bakman gerekiyor. Başka yok yani. İşte ben varım, benimlem hep kayıt yapıyorum. Yok öyle. Ama işte bu kayıtlar böyle de silinir mi? Silinir. Nasıl silinir? Yani bana bakarsın, ben derim ki hak var. İşte derim ki işte şu anda şöyle. Mesela geçen gün Sinan'ın yaşadığı gibi bir olay yaşadığı zaman benim kalbim bir döner. Döndüğümü oradan görürsün. Bu böyle olmaz olur. Oradan öğrenirsin devamlı ama. Devamlı öğrenirsin. Öğrenmeyeceğim bir şey yok. Ha, bunu kendim yapacağım. Tamam diyorsan işte bu girdaplar bunun için. Ama ben yapmayacağım ya. İşte bakıyorum ve nasıl oluyor, seyrediyorum varsa o başka bir yöntem ve sistem. Öyle de söyleyeyim yani. Aslında sistemlerin hepsi iç içe geçmiş vaziyette. Şu zamanda yani bu zamanda öyle diyorlar, öyledir herhalde. Öyle bir mürşitlik sistemi yok diyorlar. Eğer yoksa benden yaşayacağım bir Cem idrakı da yok. Yok. O kendi kendine istediğin gibi yaşarsın. O benimle alakalı bir şey olamaz. Bentino bir yazı paylaşmış dün. Efendim? Bentino bir yazı paylaştı dün. Kim? Bentino Massaro. Bentino, görmedim. Hı. Bir şöyle bir okudum. Son paragrafı şöyle bir şey. İbn Arabi'nin bir şeyini paylaştı. Tabii. Çünkü bunlar böyle dolanıyorlar. Sonunda Arabi oluyor. Sonunda Muhammed oluyor. Bunu şöyle. Mevlana. Herkes işte God's Shades diye şey yaptı. Tanrı'nın gölgeleri olarak. Herkesin gölgesi ayrı, kaynak bir. Yok. Şimdi bu İbn Arabi anlamadığını gösteriyor bir. İkincisi, bak ben buna çok eminim. Hristiyan bakış açısıyla bakıyor iki. Gölge varsa hakikati Muhammediye yok. Eyvallah. Gölge. Bak gölge tarikattır. Bak söyleyeyim sana. Allah ve gölgesi varsa ve gölge diye bir şey varsa orası tarikat. Bunu Arabi, aklınıza çizin. Arabi'nin öyle bir anlatımı vardı Fususül Kâmil'de. İşte. Vardır, o tarikat anlatıyordur yani gölge. Yani hani bizde bir ilahi vardır. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Şimdi gönlün evet. Olunca gölge bölge kalmadı. Evet. Fususül İkam'de de Hazreti Muhammed için de onun hiç gölgesi yoktur. Olmaz. Ha bak. Heh. Bak. Onun hiç gölgesi yoktur. Birdenbire doğru söylemişim. Allah çok şükür. Arada bir söylüyorum. Allah. Çünkü hayır ama buraya yaşadığım için söylüyorum. Yaşamadığım bir şey söyleyemem ki. Yani gölge diye bir şey varsa tarikattır. Hakikati Muhammed'i olmaz. Muhammed'de gölge yok. Muhammed'in gölgesi olmaz diyor. Olmaz. Ha.
Olmaz. Ki o yüzden de işte onun hep şey der, onun hep bulut vardı diye işte öyle bir... Gölge bak, gölge gönül, yani Muhammed gönül de zuhur etti mi, orada mışmış, kış, onun yansıması mı, mıdırı mı, olmaz. Olmaz orası. Oraya o fikir de gelmez, o düşünce de gelmez zaten. Gelmez. Yok. Yani. Masaro diyor mu orası Muhammed? Demez. Masaro Muhammed demez. Dese Muhammed diyecek çünkü. Eyvah. Muhittin Arabi ile Mesnevi arasında göbek atıyorlar. Kesin. İnşallah yani. Allah nasip ettiği kadar. Ama gönlü bulmak noktasında gerçekten terk gerekiyor. Yani Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ayşe'den bırak. Yok. Tek bir nokta var. Bana bakıyorsan şu anda benden olarak gör. Ve daha sonra ben orayı haktan olduğunu sana çok kesin, yani sen görerek, sen şahit olarak, gönlün şahit olarak bunu inşallah nasip ettiği kadar yapacak Allah. O başka. Şey diyordum, ha yani mesela şimdi bu elektromanyetik bölgeler, yani bu Manisa kazısı diye bir şeyden bahsediyorlar. Bir kazı yapılmış orada. Orada bir alan var diyorlar. Şimdi olabilir, bilmiyorum nasıl bir alan. Ama Spildağ ile ilgili de bir şey zevkim var. Bir gideriz, bakarız. Allah ne gösterir onu ben bilmiyorum. Tarsus'taki kazıdan bahsediyorlar. Şimdi kazılardan bahsediyorlarsa orada bir şeylerin açığa çıkmasıyla alakalı bir durum var demek ki. Ve hani üstü örtülmüş şimdilik gibi bir şeyin. Evet. O elektrome, o alanlar bizde de var mı? Var. Var. Vardır. Tabii ki vardır. Ben bizdeki kazılarla daha çok hep ilgilendiğim için böyle coğrafi şeylerle çok ilgilenmedim ama bir bakacağım yani. Bu Anunnakiler nedir? Bu Agartalar kimdir? Yani ne yaparlar? Beni mesela onlardan çok kanımda altın olması ilgilendiriyor. Senin kanında da altın olması ilgilendiriyor. Ve ben kanı, altını aktive eden şeyin neşe olduğunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu içsel bilgiyle de biliyorum, şeyle de biliyorum. Yani Barz'da da vardı bu zaten. Demek ki benim zihnim ne zaman bir yere takılıyorsa bu olmaz, bu kötüdür filan, o iyi bir yere takılmıyor. Takıldığı şey demir elementi. Evet, bağlıyor. Bağlıyor oraya. Doğru. Demek ki orayı altın elementi aktivasyonunu gerçekleştirmek gerekiyor. Doğru mu? Evet. O zaman bütün bu vücuttaki kodlamayı doğru yapmamız gerekiyor. Kesin. Doğru mu? Evet. Yani kesinlikle bütün bu karbonlar, maden, su ve bir sürü şey ihtiva eden bu vücuda. Evet. Çok doğru kodlama yapmak evet. gerekiyor. Doğru mu? Aynen. Doğru mu? Şart. Yani mesela namaz denilen şeyde Elhamdülillahi Rabbil Alemin kodlama. Errahmanirrahim hayda. Ve böyle kodlama yapıyorsun. Değil mi? Evet. Ve buradaki Allah kul huvallahi ehad. Bütün İhlas suresi. Bu alan. Hiç eşim benzerim olmaz. Ben oradayım. Evet. Ve orada Muhammed olarak zuhurdayım diyor. Zaten. Okey? Yani namaz bu. Böyle bir şey. Ve sen diyorsun ki benim annem bilmem ne yaptı, yetersizlik var bende.
babam şunu yaptı, bilmem nesizlik var bende. Bunu yapamazsın, hakkın yok. Çünkü sende Allah var, çünkü sende bütün bu sistem var ve bütün bu sistemi doğru kodlaman gerekiyor, okey? Bak şimdi mesela nasıl bir yer hasta olduğunda oraya Fatiha okuyoruz, iyileşiyor. Evet. Yani biz bu vücudu böyle kendi haline bıraktığımızda olmuyor. O bir dengeleri bozuluyor. Ama namazda niye ben mesela her namazda ben şey oluyorum. Bir dengeye geliyorum. Geliyor. Ayar çünkü oluyor. Dengeyi ayar çekiyor. Yani bir kalibrasyon namaz oluyor. Ben hep öyle görüyorum. Namazda bir kalibre oluyorum. Neden? Çünkü o gelen enerji her neyse o gelen aynen seni dengeye getiriyor. Bir hiza alıyor. Olması gereken hizaya bir getiriyor. Tabii. Böyle bir başıboş bırakmamak lazım bu vücudu. Ve demin öğrendik yani başıboş bırakmamak gerekiyor. Yani her ne isterse değil. Ben şimdi sana söylüyorum böyle gibi bir şey. Evet. O istediğini yeme. Canın her çektiğini yememek. Ben yiyemiyorum işte. Evet. Bak bugün hiçbir şey yemedim. Evet. Ya, oldu mu? Oldu. Aynen öyle. Çünkü yiyince kötü hissettim. Olmadı yani. Vücudum su tuttu. Bilmem ne oldu. Dedi ki vücut bana ayarını doğru yap. Demek ki bu vücutta o ayarı ve dengeyi sürekli bozmaya eğilimi olan bir taraf var. Var. Bizim de onu oradan... Elektromanyetik bir taraf var. Hmm. Karbonlar var işte. Onu evet. Söyle. Demiri söyledi ya adam. Demir. Demir evet. Yani. Böyle bir şey. Ve sen onu altın orana doğru getir diyor. Hmm. Ki hmm. bu rahat etsin. Hmm. Böyle bir işin var yani. Adem neydi? Elmayı yemiş Havva'dan. Ayvayı yemiş bence. Veya ayva yememiş, bak, elma yemiş. Entropi yasası var. Hani doğada, ya kimyada öğrenmiştik biz bunu. Entropi yasası diye. Hmm. Doğada sürekli dengeden ayrılmaya yönelik bir eğilim var. Sürekli. Manyetik doğada alan. Bu işte Havva yüzünden. Bu Havva. Tabii. Bu kadınlar rezalet çünkü. Öyle ne yapacaksın? Onların yüzünden devamlı böyle bir... çünkü niye? Allah yüzünden. Bak Allah tabii öyle Allah'tan de onun için. Çünkü şey seni yoksa... devamlı bu polariteden öbürküne doğru şey yapıyor. Ve sen o dengeyi bulma. Yani sırat-ı müstakimi denge odur. Fark edebilmek için bir çaba sarf etmek durumunda kalıyorsun. Ama evet. Allah'a emin olduğun zaman, Muhammed senden daim zuhur etmeye başladığı zaman o çaban biter. Hmm. Öyle bir şey. Onun alanı için bu. Evet. Hmm. Ve ilk başlarda mesela namaz... Zaten öyle yapıyor oluyorsun o zaman. Evet. Mesela zaten o zaman biri sana... Mesela şimdi biri çaresiz çalıyor. Evet. Ama sen çalmıyorsun şu anda. Evet. Çünkü sana yaptırmıyor o işi. Ve sen bunu normal yapmıyor oluyorsun. O da yapmadan duramıyor. Evet. Hı. Evet. Efendim şey derdi. Bak derdi çık şu şey adam öldürmüş 3 kişiyi. Bak bakalım yine olsa yine öldürürüm diyor.